Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı İyilik ve hayır yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden Sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde Savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır, imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır, Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz onlarla değil, size helal olup, arzu ettiğiniz diğer kadınlarla, iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de, aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin! Evlenerek, beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara, belirlenmiş olan mehirlerini verin. Bu bir haktır. Ama belirledikten sonra, aranızda anlaşarak, miktarını arttırıp eksiltmenizde, size bir vebal yoktur. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden eşraftan olan hür mümin kadınlarla evlenecek, servet ve gücü bulunmayanlar ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere, onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa, onlara, hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme, sizden sıkıntıya düşmekten zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara yol arkadaşına garip ve yolculara ellerinizin altındaki köle cariye hizmetçi işçilere de güzel muamele edin bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir ancak yanlışlıkla olursa başka kim yanlışlıkla bir mü'min öldürürse, mü'min bir esir, köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar, diyetten vazgeçip bağışlarsa, o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen, kendisi mü'min olmakla birlikte, size düşman bir topluluktan ise, öldürenin mümin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa, varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ardarda iki ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız, onun kefareti çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden on fakir doyurmak yahut on fakiri giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse, üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde, yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor. Ta ki şükredesiniz. Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp, küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip, onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz, dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise, ahireti kazanmanızı istiyor. Allah, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Zekatlar, sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizi, maişet ve rızık hususunda, kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar, kendi nasiplerini, kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede, yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde, nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler. Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar. Mü'min kadınlara da, bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, Erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köreler, erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki, felaha eresiniz. Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar, iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden, mükatebe yapmak isteyenler olursa, ve siz de onlarda liyakat görürseniz, mükatebe yapınız.'' Allah'ın size ihsan ettiği maldan, siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için, sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse, fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra, Allah, kendileri hakkında gafurdur, rahimdir. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile, içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit, mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında, izinsiz girmelerinde, sizin için de, onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin, birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah, size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın Allah size kendi hayatınızdan bir temsil getiriyor. Hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden size nasip ettiğimiz servette onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz, aklını kullanan kimseler için, ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Ey Peygamber! Biz, şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, Seninle beraber hicret eden amcan kızlarını halan kızlarını dayın ve teyzen kızlarını bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir. Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar, onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey peygamber Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, her şeye şahittir. İndi kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlub edince, bağı sıkı tutun. Onları esir alın. Savaş bitince, onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Onlar edep yerlerini eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.